Twitter'da Sakkara'nın en eski ve en büyük mezarlığında bir kez daha inanılmaz arkeolojik hazineler ortaya çıkarıldı. Ocak 2021'de dünya medyası ünlü eski Mısır bilimcisi Zahi Hawass'ın liderliğindeki ekibin büyük keşiflerini duyurdu. 50'den fazla gömü alanı ve bir o kadar da tabutla 3000 yıllık mumyalar tüm dünyaya sunuldu. Bu harika. Tarihteki ilk piramitten sadece bir taş atımı mesafede gerçek bir arkeolojik hazine ortaya çıkarılmayı bekliyor. Bu gerçekten inanılmaz. Sanırım şu an yerin 15 metre altındayız, değil mi? Antik Mısır'ın kalbine yapılan bu keşfi Dr. Hawass'la beraber özel olarak takip ettik. Hiç isim bulamadık. Neden hiç isim yok peki? Arkeolog ekibiyle birlikte yakın zamanda bulunmuş inanılmaz keşifleri konuşturacağız. Mumyalar, kemikler, Tutankamon'unki gibi iç içe geçmiş tabutlar. Bir kraliçe için ilginç bir şeye sahip. Ekibin ortaya çıkardığı bu gizemli kraliçe kim? Daha önce eşi benzeri olmayan bu kazıda bulunan mezarlarla acaba nasıl hikayeler gün ışığına çıkacak? Bulunan her mumya arkasında gün ışığına çıkmak için bekleyen inanılmaz hikayeler saklıyor. Tabutu açtığımızda bir mumya bulduk ama tamamen örselenmiş durumdaydı. Oo, filmlerde gördüğümüz mumyalara benziyor. Binlerce yıl sonra ortaya çıkarılan lahitleri eski Mısırlılar nasıl saklamıştı? Kazıların kalbinden, Firavun Keti'nin gizemli piramidi yakınlarından tüm dünyayı büyüleyecek yepyeni buluşlar paylaşacağız. Bir bulguyla karşılaşmak her arkeolog için büyük bir andır. Firavunların Mısır'ının kayıp hazinelerini burada, onlarca metre aşağıda ortaya çıkardık. Mısır'ın mezarları. Son görev. Gizemli tabut. Şubat 2021. Eski Mısır bilimcisi Zahi Hawass'ın yönetimindeki kazı 17 hafta önce başladı. Ekibindeki arkeologlar ve bilim insanları, Kahire yakınlarında Sakkara nekropolündeki kazı alanının derinliklerinde saklanmış mezarlar bulmayı umut ediyor. Firavun Keti'nin piramidinin dibinde, dönemleri yeni krallıktan son döneme kadar uzanan onlarca tabut ve binlerce yıllık mumyalar ortaya çıkarılmak için bekliyor. Hakkında çok az şey bildiğimiz Kral Teti, eski Mısırlıları çok uzun zamandır kendine çekiyor. Yeni krallık dönemindeki Sakkara ve Kral Teti'nin piramidinin bulunduğu bölge en çok kullanılan alandı. Kral Teti 6. Hanedan döneminde yani milattan önce 3. bin yılda yaşamış ve yönetmişti. Adeta bir mıknatıs gibiydi. Yani bu alan inanılmaz zengin. Ekim 2020'den beri bu kazı en az 52 mezar odası ve çok büyük sayıda tabut ve hazine ortaya çıkardı. Ve dünya medyasıyla paylaştı. Peki acaba her şeyi ortaya çıkarmamış olabilir miyiz? Çünkü bu bölgedeki piramitler başka yerlerdekinden çok daha fazla eski Mısırlıyı kendine çekmişti. Eski Mısırlılar mekanların belli güçlerine, ruhani güçlerine inanırlardı. Örneğin özellikle bir firavun bir yerde piramit yaptırdıysa hemen yakınlarında mezarlar yaptırılırdı. Çünkü herkes onun nimetlerinden yararlanmak isterdi. Arkeolog ekibinin nekropolde geri kalanları ortaya çıkarıp kazıyı bitirmek için sadece 2 ayı kaldı. Üç hafta önce kazılan bir mezar odasında, gizemli Teti piramidinin dibinde işçiler tavanı ahşap direklerle desteklenmiş bir boşluk buldular.
Birkaç moloz kaymasından sonra yapının güçlendirilmesi gerekti. Çünkü Doktor Zayı Havas'ın içgüdüleri ona bu odanın bir takım sürprizlerle dolu olduğunu söylüyordu. Bu yüzden kazıdaki tüm imkanlarını buraya yönlendirmeye karar verdi ve odanın en hızlı şekilde boşaltılması için 50 adam görevlendirdi. İşçiler günde 7 saat çalışıyor ve yaklaşık 6 ton moloz boşaltıyorlar. Bu yaklaşık 5 otomobil ağırlığına eşit. Sonunda oda boşaltıldı ve daha önce bulduklarından çok farklı bir şey buldular. Basit bir kasnak ve sepetle Zayı Havas 15 metre aşağıya, yeni bulunan hazinenin yanına indiriliyor. Bu kazı çalışması için sıra dışı bir keşif. Bu gerçekten inanılmaz. Bu kazıda ilk kez bir mezar odasında bir lahit buluyoruz. 40 tonluk devasa bir kireç taşı lahit. 3000 yıldan uzun bir zamandır ilk kez gün ışığı görüyor. Acaba içinde ne olabilir? Eski Mısır bilimcilerine göre lahitler taştan, tabutlar ahşaptan yapılıyordu. Ve bu kazı çalışmasında bugüne kadar hiç taş mezar bulunmamıştı. Lahitler aslında oldukça az rastlanan şeyler. Çünkü krallıkta sadece çok önemli insanlar öyle bir mezarı karşılayacak maddi güce sahipti. Bu lahit yeni krallık döneminden. Yerin yaklaşık 15 metre altında bir araştırma başlıyor. Bu her arkeoloğun hayatında beklediği bir andır. 3000 yıldır kapalı duran bir şeyi açıyorsunuz ve nihayet içinde ne olduğunu görüyorsunuz. Ekip lahidin kapağının hafif bir şekilde aralanmış olduğunu fark ediyor. Taş kapak yaklaşık 50 santimetre kadar kenara itilmiş gibi duruyor. Acaba Zayı Havas'tan önce başka bir kaşif burayı bulmuş muydu? Yoksa daha kötüsü mezar soyguncuları mıydı? İşçiler lahidin etrafındaki alanı temizleyip açtıkça Zayı'nın korkuları artmaya başladı. Bu insanı anlayabilmemiz gerek. Bu yüzden umarım mumya hala içindedir ve iyi durumdadır. Çünkü bu insan çok zengin ve çok önemli biri olmalı. Ümit etmekte çok haklı. Çünkü mezar soyguncuları mumyaların değil, lahitlerin ve tabutların içinde saklı olan altınların ve muskaların peşindeydi. Bu işçiler için zor bir iş. Kapak son derece ağır. Neredeyse 12 tondan fazla bir ağırlığı insan gücüyle hareket ettirmeleri gerekiyor. Siz de hırsızların yaptığını yapın. Aynı yönde itmeye çalışın. Kaldırmak için bir krikoya ihtiyacımız var. Sonunda sorun çözüldü. Ekstra teçhizat bulundu ve aşağıya, mezar odasına indirildi. Bu kapağı kaldırabilmemizin tek yolu bu. Bizim için diğer tarafa itmekten daha kolay. Yani kapağı kaldırmaya çalışacağız, böylece altında ne varsa çıkarabileceğiz. Bu da büyük bir işlem. Kolay değil. Sonuçta çok basit bir yöntem kullanılıyor. Kapak krikoyla kaldırılıyor. Mezarın korunması için tahta parçaları kullanılıyor. 15 metre derinlikte gerginlik tırmanıyor. Bu lahidin gizemlerini çözmek için uğraşan arkeologlara, çalışırken ihtiyaçları olan büyük alanı sağlamak için inanılmaz bir enerji harcanması gerekiyor. Ve birkaç dakika sonra nihayet kapak açılıyor. Ekip için hayal kırıklığı. Mumya yerinde değil.
Ancak hırsızlar bazı ipuçları da bırakmış. Buraya 3000 yıl önce gömülmüş birinin kemiklerini topluyoruz. Büyük bir tabut parçası. Gözlerinizi kapatıp 3000 yıl öncesine gidebilirsiniz. Mumya da parçalanmış. Lahidin içindeki her şeyi çalmışlar. Eski Mısır bilimcisi hayal kırıklığını saklayamıyor. Bu kazının bu zamana kadarki en büyük buluşu. Ancak hırsızların geride bıraktığı birkaç parça bulgudan Lahid'in sahibini belirlemek çok zor görünüyor. Hırsızlar bu mezar odasının içine girip, böyle aşağı inip, içine girip tabuta ve mumyaya nasıl da zarar vermişler. İnanılmaz. Biz modern ekipmanlarla sadece kapağı kaldırmak için bu kadar uğraşırken, onlar bu 40 tonluk lahidi yağmalamayı nasıl başardılar? Ekip artık elde ettikleri somut ipuçları üzerinde çalışacak. Zaten Zahi, hırsızları neyin buraya çekmiş olabileceğini anladı bile. Bu lahit çok değerli bir taştan yapıldı. Yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Tura'dan getirilen kireç taşından. Aynı taş ocağından çıkan taşlar eski krallıkta firavunlar tarafından piramitlerinin yapımında kullanılıyordu. Özellikle de Giza piramitlerinde. Bu devasa, neredeyse 40 ton ağırlığındaki lahiti Tura'dan, ki Tura buraya belki 40 kilometre uzaklıkta, nasıl kesip de taşıdılar? Bu adam çok güçlü bir adam olmalı, zengin bir adam, belki bir rahip, belki bir vezir. Yani yeni krallık döneminde böyle bir şey başarabilecek kişi yüksek bir devlet görevlisi olabilir. Şaşırtıcı olan, yakınlarındaki mezarlarda bulunan tabutlara dokunulmamış. Peki neden bu lahit yağmalanmış? Şüphe yok ki bu kazı alanının tamamındaki en değerli mezarlık bu olduğu için. Belki bir vezire ya da Mısır devletindeki yüksek mevkide çalışan bir görevli, hatta bir rahibe ait olduğu için yağmalandı. Luxor'dakiler gibi eski Mısır'ın en zenginlerinin mezarları son derece değerli altınlar ve diğer gömülmüş eşyalarla doluydu. Bu hazineler fakir halkın iştahını kabartıyordu. Mezarların içindeki her şey, tüm o altınlar ve diğer değerli nesneler son derece büyük bir kaynak olarak algılanıyordu. Bu yüzden mezar hırsızlığı fakir halk için bir geçim kaynağıydı. Birçok araştırmacı mezarların ölen kişi gömüldükten hemen sonra yağmalandığı konusunda hemfikir. Ve bu işi yapanların kim oldukları da oldukça şaşırtıcı. Mezarı inşa edenlerin ve dekore edenlerin daha sonra gelip yağmalaması sıkça görünür bir şeydi. Yani bizim lahidi de içinde bulunduğu mezarlığı inşa edenler soymuş olabilir. Ekip, sahibinin kim olduğuna dair bir işaret arayışıyla lahidin içini taramaya devam edecek. Ama Zahi Havas zaten bir kralın, yani Firavun Teti'nin piramidinin hemen yakınlarında gömülmüş olmasından, bu kişinin çok önemli bir kişi olduğuna neredeyse emin. Birinci Teti, eski krallığın en anlaşılmaz liderlerinden biriydi. Yaklaşık 4000 yıl önce başa geçmiş ve 6. hanedanı kurmuştu. Onun hakkında çok az şey biliyoruz. Dahası bugün piramit bu taş yığını halinde. O önemsiz bir firavundu ama yine de eski Mısır'ın çöküşüne kadar buraya insanları çekmeye devam etti. Mezarınızı erken dönem hanedanlıklarının, krallarının mezarlarına yakın bir bölgede yaptırmayı planlamak, Mısır'ın en kutsal yerinde ebedi istirahatinizi yapacak kadar özel biri olduğunuzu gösterir. Bir ulu firavunun yakınlarında gömülmüş olmak bir devamlılık göstergesiydi, kararlılık göstergesiydi. Herkes öyle bir gücün alanının içinde olmak isterdi. Teti yakınlarında mezarı olan herkes, dönemin ilkel imkanları kullanılarak gömülmüştü. Bu yüzden arkeologlar, aynı zamanda bu son derece ağır lahidin o kadar derin bir mezar odasına nasıl indirildiğini de bulmak istiyorlar. Hadi.
Bugün Sakkara'da yürütülen kazıların direktörü Doktor Essam bir bilmeceyle karşı karşıya. Şu ana kadar kazılarda çıkarılanlar oldukça hafif ahşap tabutlarken ekibin ulaştığı lahidin ağırlığı 40 ton. Devasa lahidin boyu neredeyse 4 metre. Salın. Doktor Essam, gizemi çözmek için bir kez daha mezar odasına iniyor. İşçilerden biri o gelir gelmez az önce fark ettiği bir şey gösteriyor. Sabah Doktor Mansur buradaydı. Orada bir delik var. Buradan taş düştü. Yani lahitin altının boş olması gerek. Bugün geldiğimde lahidin yere, toprağın üstüne konmadığını gördüm. Yani lahidin altında bir boşluk var. Şu anda biz de bu durumu anlayamıyoruz. Bu çok karmaşık bir şey. Essam tarafından tanımlanan boşluk birçok soru uyandırıyor. Bu boşluk niye burada? Belki de Mısırlıların nasıl bu kadar büyük mezarlar yaptıklarını anlamamız için bir ipucudur. Bu bizim için en büyük soru. Bu mezar odasına bu dev lahidi sokmayı nasıl başardılar? Bu çok ilginç. Essam'ın bir hipotezi var. Acaba iki mezar odası kazmış olabilirler mi? Sonra onları aşağıdan birleştirip, birini kumla doldurup, lahidi doldurdukları mezarın üstüne koymuş olabilirler mi? İki mezar odasının arasından kumları çekmeye başlayınca, diğer mezarın üstündeki lahit yavaş yavaş ve güvenle aşağı inmiş olabilir. Eski Mısırlılar, Birleşik Kaplar Yasası'ndaki gibi bu pratik sistemi kullanarak 40 tonluk lahidi 15 metre derinliğe indirmeyi başarmış olabilirler. Arkeolog ekibinin kazı süresi bitmeden önce sadece 6 haftası var. İşçiler Sakkara nekropolündeki son sırları da ortaya çıkarabilmek için canla başla kazmaya devam ediyor. Bir yandan yeni mezarlar ararken bilim insanları bir yandan da beklenmedik bir şekilde karşılarına çıkan yaklaşık 4000 yıllık mezar kalıntılarını inceliyor. Bu Firavun Teti'nin kraliçesinin daha önce kazılmış mezarı. Hikayeyi daha iyi anlayabilmek için 10 yıl öncesine gitmemiz gerek. Bu kazı alanının hemen yanı başında Zayihavas tarafından ortaya çıkarılan bir piramit kalıntısı var. Hayatım boyunca asla böyle bir piramit bulacağımı düşünemezdim. Bu piramidin hikayesini kimse hayal bile edemez. 2010 yılında eski Mısır bilimcisi bir kum dağının altında 5 metre genişliğinde, 25 metre yüksekliğinde bir piramit keşfetti. İçinde halen de bulunmakta olan kapağı 6 ton ağırlığında muazzam bir lahit buldu. Ekibimle beraber geldiğimiz ve kapağı açmaya başladığımız günü asla unutamayacağım. Lahidin içinde çok az insan kalıntısı ve biraz da altın vardı. Ama içindeki kişinin kimliğini kesin olarak belirleyecek bir ipucu yoktu. Peki bu lahit kime ait olabilirdi? Zahi bunun Teti'nin annesi kraliçe Seşeşet olduğunu ortaya çıkardı. Teti'nin hayatında yalnızca 3 kadın vardı. Birinci İbut, Kuit ve annesi Seşet. Dolayısıyla bu piramidin Seşet'e ait olabileceğini düşündüm. Ancak bugün ekibimiz başka bir olasılığı ortaya çıkaracak. Doktor Afaf bir arkeolog ve kemik bilim uzmanı. Kazı alanında kemiklerin hikayelerini bize anlatabilecek tek kişi. Kraliçe konusu kapanmıştı. Ama bu kazı sayesinde Doktor Afaf bu alanda daha önce de bulunmuş tüm kemik parçalarının analizlerini bir kez daha gözden geçirebiliyor. İçlerinde kraliçenin lahitinden çıkanlar da var. Ve işte o zaman bambaşka bir hikaye ortaya çıktı. Kendisi 2 gün önce bu raporla geldi bana.
ve kraliçenin kemiklerini incelediğini söyledi. Ona Afaf ne buldun diye sordum. O da bulduğumuz kraliçe kemikleri analizime göre 17 ila 25 yaş arasında bir kadına ait dedi. Bu kralın annesine ait olamayacakları anlamına geliyor. Ayrıca bu durum bize Kral Teti'nin ileride keşfedeceğimiz bilinmeyen bir kraliçesi daha olabileceğini söylüyor. 2010'da bulunan piramit anne kraliçeye ait olamaz. Peki o zaman kimin? Bu bilgi o kadar muazzam ki tarihi baştan yazabilir. Kemikler bize piramidin, Teti'nin annesinin değil, eşlerinden birinin olduğunu gösteriyor. Çünkü analizime göre kemiklerin sahibi 18 ile 25 yaş aralığında genç bir kadına ait. Ayrıca araştırmacı ölüm nedeni hakkında da biraz fikir sahibi. Doktor Zahin'in kendisine verdiği birkaç yeni kemik parçaları üstünde titizlikle çalışarak bazı gizemli sonuçlara ulaştı. Bir kraliçe için enteresan bir şeye sahip. Burada alın kemiğinde doku ölümü var. Bu bir düşme sonucunda ya da sert bir cisimle vurularak olmuş olabilir. Bu alın kemiğinde iz bırakmış. Firavun'un eşinin ölümünün üzerinden 4000 yıl sonra yapılan kemik analizi, kraliçenin muhtemelen vahşi ölümüyle ilgili soru işaretleri doğuruyor. Açığa çıkan bu yeni bilginin ardından Zahi Havas, kraliçenin piramidinin yanında bulunan tapınaktaki çalışmaları yoğunlaştırmak istiyor. İçeride başka ipuçları saklanmış olabilir. 50 kişilik güçlü işçi ekibi ara vermeksizin çalışıyor. Birkaç gün sonra Zahi Havas sabahın erken saatlerinde çağrılıyor. Gizemli kraliçe ile ilgili bulmacanın önemli bir parçası işçiler tarafından ortaya çıkarılıyor. Bu büyük bir keşif. Bir zamanlar kraliçenin piramidinin yanında duran dikili taş ortaya çıkarıldı. Bu dikili taş oldukça küçük. Hepsi tam olarak bu kadar. Tepesi altınla kaplanmıştı ve güneş tanrısıyla beraber parlıyordu. Güneş tanrısı Ra. Bu dikili taşı keşfetmek muazzam bir şey. Eski Mısır bilimcisi, kraliçenin piramidinin dibinde bulunan bu dikili taşın ona ait olduğu ve bu gizemin çözülmesinde anahtar bir rol oynayacağı hipotezini ortaya atıyor. Başka bir dikkat çekici ipucu daha fark ediyor. Dikili taşın bir yüzünde bulunan zar zor okunabilir durumdaki yazıtlar. Ekip henüz bilmiyor ama bu yazıtlar eski Mısır bilimcilerini yıllardır afallatan bir muammanın ipuçlarını içeriyor. Yazıtlar şu anda net değil. Ama biz onları güzelce çizeceğiz ve bu gizemi net bir şekilde çözeceğiz. Bu yeni bulunan dikili taşın üzerindeki yazıtların çözümlenmesi için hiyeroglif uzmanının gelmesini beklerken, arkeologlar açılan mezar odalarında çalışmaya devam ediyor. İçlerinde hala mumya olan bazı tabutlar bulduklarını düşünüyorlar. Oysa bu tabutlar neredeyse 3000 yıldır çok daha büyük bir sırrı sımsıkı saklamakta. Essam Şahap, bizi birkaç ay önce ortaya çıkarılan ve içinden çıkarılan gömülerin Ocak 2021'de dünyaya sunulduğu 12 metre derinlikteki mezar odasına indiriyor. Bu da Teti piramidine yakın ve içinde oldukça yüksek sayıda mezarlık bulunduruyor. İşçiler her şeyi kazdı ve çıkarılan parçalar eski Mısırlıların ölülerini defnetme ayinleri hakkında bize daha fazla bilgi verecek. Bu daracık alanda etrafımız onlarca tabutla çevrili. Hepsi de ahşap ve antropoid. Yani içlerinde taşıdıkları vefat eden kişiye benzer şekilde oyulmuş ve boyanmışlar. Bu mezar odasını kapatan bir duvar bulduk. Çok büyük sayıda antropoid tabutlar bulduk. Bir şeyler bulunduğunda ve bu bulunanlar binlerce yıldır gömülü şeyler olduğunda bu her arkeolog için harika bir andır.
Ekip tabutlardan birini mezar odasında açmaya karar veriyor. Hacmi diğer tabutlardan farklı ve bu eski Mısır bilimcilerinin ilgisini çekiyor. Bu tabut bir kadının, bir erkeğin değil. Üstündeki güzel süslemelerine, yan tarafa doğru taranmış saçına bakarak bunu söyleyebilirim. Isis ölülerin koruyucusudur. Ayrıca mezarlık tanrısı Anubis de mezar odasını bu hanımefendi için koruyor. Bunun yeni krallık döneminden olabileceğini düşünüyoruz. Ne diyorsun Esam? Yeni krallık. Evet, kesinlikle. Yeni krallık. Esam, o zaman hadi şimdi tabutu açmaya çalışalım. Tamam mı? Tamam doktor. Tamam, dikkat. Aman tanrım. Bir tabut daha. Bu sıra dışı. Ekip ilk kez iç içe geçmiş bir tabutla karşılaşıyor. Aynı matruşkalar gibi. İç içe geçmiş bu tabutlar oldukça iyi korunmuş. Yani arkeologların mükemmel durumda bir mumya bulma olasılıkları çok yüksek. Aman tanrım. Görüyor musun? İşte burada Anubis var. Mumyalama işlemini denetliyor. Bu tarafta da Neftis var ve Isis. Isis ve Neftis her zaman mumyalama işlemini denetlemek zorundaydılar. Gerçekten. Böyle bir tabut bulmak çok çok ender yaşanacak bir şey. Bu hanımefendi böyle bir tabut yaptırabildiğine göre inanılmaz zengin olmalı. Gerçek tabutu koruması için kapaklı bir tabut daha yapılmış. Tabut, ölen kişinin öbür dünyaya yaptığı yolculukta kendisini taşıyan ve mumyayı ebedi hayata yaptığı seyahatinde koruyan kayığı sembolize ediyordu. Sadece elit sınıf üyeleri iç içe girmiş bir tabutun maliyetini karşılayabilirdi. Doğal olarak mumyanın daha iyi korunmasını sağlıyordu. Ayrıca koruyucu tanrıları çizmek için de daha çok yer oluyordu. Osiris, Isis, Horus. Mumyanın etrafında ne kadar çok tanrı olursa, öbür dünyada engellerle karşı karşıya kaldığında daha çok korunuyordu. Örneğin, ünlü firavun Tutankamon'un iç içe geçmiş 3 tabutu vardı. Ekip nihayet tabutu açmaya hazır. Evet, hadi bakalım, artık açalım. Tamam, hadi. Gerçekten çok güzel. Tabut çok hassas. Dikkatli olmaları gerek. Dikkat, dikkat. Güzel, evet. Şimdi, bir büyük an daha. Tamam. Hoppa! Aynı filmlerde gördüğümüz mumyalar gibi. Muhteşem. Bu çok başarılı bir mumyalama. Mumya çok iyi korunmuş ve etkileyici durumda. Neredeyse hiç bozulmamış. Onu 3000 yıldır kapalı kaldığı çifte tabutundan sonunda kurtardık. Neden bu kazıdaki tüm mumyalar gibi bu mumya da siyah? Çok iyi biliyoruz ki eski Mısır'da ölüleri mumyalamak için kullandıkları kumaşlar beyazdı. Mumyalama işleminde kullandıkları organik maddeler birbirleriyle karıştırıldığında kumaşın rengi siyaha dönüşüyor. Ve bence bu mumyalama sırasında kullanılan siyah reçine yüzünden oluyor. Yani kumaş, mumyalama için kullanılan reçineyi emiyor ve zaman içinde rengi kararıyor. Bu muhteşem mumya, kazı süresince bulunan diğer olağanüstü parçalarla beraber sergilenmek üzere Kahire'de bir müzeye gönderiliyor.
Birkaç gün sonra eserler deposuna giriş için özel bir izin alıyoruz. Burası içinde paha biçilemez eserler barındıran bir kasa. Ekip burada mezar odalarından çıkarılan tabutları tam bir güvenlik içinde inceleyebiliyor ve saklayabiliyor. Ve her eski Mısır bilimcisi için önemli adımlardan biri tabutların içindeki mumyaların incelenmesi. Zahi Havas içlerinden birini daha derin bir analiz için kenara ayırdı. Çünkü o mumyanın bize eski Mısır'ın sihirli tılsımlarıyla ilgili daha fazla bilgi vereceğini düşünüyor. Son derece dikkatli bir şekilde şifreleri çözümlemek üzere dışarı çıkarılıyor. Tabut Doktor Maysa Kasem tarafından analiz edilecek. Kendisi mükemmel hiyeroglif bilgisi olan tek ekip üyesi. Maysa, ismini okuyabildin mi? Evet. İsim nerede? Nerede? Evet, burada işte. Keres Nisut. Kapağın üzerindeki bir şey ilk anda dikkatini çekiyor. Bunun da bir iç içe geçmiş tabut olabileceğine inanıyor. Ekip emin olmak için tabutu açmaya karar veriyor. Bu gerçekten de çok güzel. Doktor Maysa'nın içgüdüleri onu yanıltmıyor. Bilim insanları bir iç içe geçmiş tabut daha buluyorlar. Galiba bu bugüne kadar bulduğum en güzel tabut. Zahi gerçekten de haklı. Bu şu ana kadar bulunan 50 küsur tabutun içinde en güzel olanı. Ekip içteki tabutu sehpaların üstüne koyuyor. Üstündeki çizimler son dönemi işaret ediyor. Yani milattan önce 6. yüzyıl. Bu kazıda çıkarılan çoğu tabut gibi bu da bir kadına ait. Bütün detaylar titizlikle oyulmuş. Hepsinin amacı ölen kişiyi korumak. Burada mezarlığı, bu bölgeyi ya da bu hanımefendinin bulunduğu mezar odasını koruyan Anubis var. Yüzün boyandığı koyu yeşil renk solmamış. Bu ölümden sonraki ebedi hayata çağrışım yaptırıyor. Bu bize bu hanımefendinin daha da zengin olduğunu gösteriyor. Ama bir eşe ait bir isim yok. Yine tabutun üstünde anne baba adı kayıtlı. Bu buluş trajik bir hikayeyi ortaya çıkarıyor. Muhtemelen son dönem zenginlerinden genç yaşta ölüp babası tarafından gösterişli bir cenazeyle gömülen bir kadının hikayesi. Zahi Havas tabutun mükemmel bir şekilde saklı kalmasından çok etkileniyor. Kolay. Ancak şu an açılamaz. Kazının küratörü Osama, tabutun iki parçasını zarar vermeden birbirinden ayırmanın bir yolunu bulmaya çalışacak. Kapağı açmaya çalıştık. Tamamen kapalı olduğunu fark ettik. O zaman tabuta zarar vermeyi göze alamadık. Tabutun iki parçası alçı taşıyla güçlendirilmiş sıvayla birbirine güçlü bir şekilde yapıştırılmış. Açılmadan önce tabutun sabitlenmesi ve güçlendirilmesi gerek. Bu sırada kapağın üzerindeki sihirli tılsımlar da belgelenecek. Eğer ekip bu tabutun içinde bozulmamış bir mumya bulursa çok şanslı. Çünkü bazen geriye sadece kemik parçaları kalmış olabiliyor. Aynı dev lahitte olduğu gibi. Bununla birlikte bu kalıntılarda tıpkı bir suç mahallindeki gibi ölen kişinin sırlarını çözümlemekte çok işe yarıyor. Doktor Afaf çadırda, meraklı gözlerden uzakta, Essam'ın kendisine verdiği yeni krallık dönemi lahitinden çıkmış kemik parçalarının analizini bitiriyor. Lahit, kireç taşı, yeni krallık, milattan önce 1550. Doktor Afaf bir adli tıp uzmanı gibi kemik parçalarının neler anlattığını çözümlüyor. Ölçümler, karşılaştırmalar. Bu insan kalıntılarının arasında bulduğu tüm ipuçlarının içinde derin bir inceleme yapıyor. Bu lahitin zengin sahibi kimdi? Eski Mısır bilimcileri daha fazla bilgi istiyor.
Günaydın Afaf. Günaydın. Kemiklerde bir gelişme var mı? Evet. Durum nedir? Gördüğünüz gibi doktor, bu tam bir iskelet değil ama yine de bir takım sonuçlar elde edebildik. Bütün eklemleri bize aynı şeyi söylüyor. Son derece sağlıklı biri. Kesinlikle ağır iş yapan biri değil. Ama nasıl? Eğer sağlıklıysa evet. Ölüm yaşı nedir? En azından elimde birkaç tane diş var ve hiç yıpranmamış. Yani genç olması gerek. Peki, sağlıklıydı ve evet. Genç yaşta öldü. Nasıl oluyor bu? Evet. Örneğin sol kaval kemiğine bakarsak burada iyileşmiş bir kırık var. Dokunarak anlayabiliyoruz. Bu iyileşmiş kırık bir enfeksiyona neden olmuş ve neredeyse bütün uzun kemiklerini kaplamış. Bütün bu reaksiyonlar da bu enfeksiyondan kaynaklanıyor ve ölüm nedeninin de bu enfeksiyon olduğunu söyleyebilirim. Gösterişli bir şekilde 40 tonluk lahidin, bu kazının en önemli parçasının içinde gömülü olan genç adamın ölüm nedeninin enfeksiyon olduğunu ölümünden 3000 yıl sonra anlıyoruz. Çekimlerimizden birkaç hafta sonra Doktor Afaf, genç adamın aynı zamanda bir genetik hastalığının da olduğunu bildiriyor. Son birkaç gündür kraliçenin tapınağı etrafındaki kazılar yoğunlaştı. Ve bir dikili taş üzerindeki bir avuç hieroglif tarihe dair bilinenleri allak bullak etti. Binlerce yıldır bu oymalı taş kimliği meçhul kraliçenin ortaya çıkarılışının anahtarını saklamaktaydı. Kemik analizi Sayı Havas'ın düşündüğü gibi Teti'nin annesi değil, eşlerinden biri olduğunu ortaya çıkarmıştı. Doktor Havas, dikili taşın üzerinde zar zor okunabilir bir kabartma fark etti. Taşın üzerindeki yazıtları çözümlemesine yardım etmesi için bir illüstratör çağırdı. Bugün kalıntılardan örnekler toplama işlemi eskisi gibi şeffaf kağıtlarla yapılmıyor. Artık numune alma işlemi de dijital. Aya her açıdan dikkatli bir şekilde dikili taşın fotoğraflarını çekiyor. Kabartmalar belirsiz olduğunda bizim çözümlememize yardım ediyor. Program tarafından üretilen çizimler ve fotoğraflar hiyerogliflerin okunmasını kolaylaştırıyor. Fotoğraflar dijital ortama aktarıldı. Aya bir süre onları inceledi ve sonuçları Zahi Havas'a sundu. Merhaba Doktor Zahi. Tamam. Önce dikili saçtakini değil, diğer yazıtı incelemek istiyorum. Burada her baat diye bir yazıt var. Bu prenses demek. Marit F. Yani onun sevgilisi ve Sat. F. Nit M. Et Isut. Küçük dikili taşın üstünde Kraliçe Nehit'in kabartması ve bu gizemli kadına dair çok net bilgiler içeren bir metin beliriyor. Bu çok önemli bir bilgi. Bu Kraliçe Nehit ünvanı bir Sat Geb, yani yeryüzünün tanrısı. Tanrı Geb'in kızı demek. Bu sadece kraliyet ailesinden gelmeyen kraliçelere verilen bir ünvandır. Bu hiyeroglifler kraliyet ailesinden gelmeyen bir kraliçeyi anlatıyor. Büyüleyici bir hikaye. Bir kralla halktan bir kızın hikayesi. Belki bu hanımefendi sarayda bir hizmetçiydi, belki sarayda dansçıydı, belki de önemli olmayan birilerinin kızıydı. Belki Teti bir gün yolda yürürken kızı gördü ve kendine eş olarak aldı. Ona aşık oldu ve ona Geb'in kızı ünvanını verdi, ona saltanat verdi. İster dansçı olsun, ister hareminde bir cariye. Nihayetinde Teti onu bir kraliçe yaptı ve o 6. hanedanın kurucusunun piramidinden sonraki en büyük piramidin sahibi oldu. Arkeologlar Sakkara güneşinin altında eski Mısır tarihinde yeni bir sayfa yazıyor. Bir firavunun halktan bir kadınla evlenebildiğini ortaya çıkarmış durumdalar. Her eski Mısır bilimcisinin yaptığımız keşif hakkında en az bir sayfa yazı yazması gerek. Kimse Teti'nin bir eşinin daha olduğuna inanamıyor. Bu
Bu kazıda bulunan her şey, tabutlar, muskalar, çömlekler, eski Mısırlıların en önemli ritüelini, ölümden sonraki hayata geçişini anlamamızı sağlayan yeni bir ipucu veriyor. Eski Mısır inancına göre mumyalamadan sonra ölen kişinin sonsuz yaşama ulaşmadan önce bir mahkemeden geçmesi gerekiyordu. Bu sonsuzluğa yapılan yolculuğun son adımıydı. Ölen kişi Anubis tarafından savunularak Osiris'in başkanlığını yaptığı ve 42 tane tanrıdan oluşan mahkemenin yargılamasından geçerdi. Onlara masumiyetini ispat etmesi gerekirdi. Karşınızda farklı tanrılar var ve size soruyorlar. Yalan söyledin mi, hırsızlık yaptın mı, aldattın mı, dullara yardım ettin mi, öksüzlerle ilgilendin mi? Tanrıların karşısında bu sorgulamadan geçmeniz gerekiyordu. Sonra kalbi, ruhunun merkezi tartıya çıkarılırdı. Ölen kişi Osiris'in önüne getirilirdi. Aralarında terazi olurdu. Terazinin bir kesesine gerçeği ve adaleti simgeleyen Maat'ın tüyü, diğer keseye ise ölen kişinin kalbi konurdu. Ve kalp tartılırdı. Eğer tüyden ağır gelirse kişi günah işlemiş demekti. Eğer kalbiniz gerçeğin tüyünden ağırsa canavar Amit ortaya çıkar, sizi bir anda yer ve siz sonsuza dek yok olurdunuz. Ama eğer kalp tüyden daha hafif ya da tüyle eşit ağırlıkta tartılırsa, ölen kişi Osiris tarafından karşılanır ve sonsuza dek orada yaşamak üzere cennete kabul edilirdi. Artık kazının son günleri. Kazılar kumlara gömülü son bir hazine daha bulmanın umuduyla sürüyor. Ve ekibin çabaları boşa çıkmıyor. Açığa çıkarmak üzere oldukları mumya sıra dışı. Kazının küratörü Osama nihayet üzerinde yeşil renge boyanmış yüz olan alçı taşıyla yapıştırılmış iç içe tabutların içte olanını sabitledi. Ama içinde ne olduğunu henüz kimse görmedi. Zahi Havas, tabutu kameralarımızın önünde açmaya karar verdi. Bu özel bir hikaye. Ekip hızlı çalışmalı. Tabut güneşin altında fazla kalmamalı, yoksa güneş ışığı zarar verebilir. Bu bulduğumuz en iyi mumyalanmış kadın mumyası olabilir. Kumaş bağlaması mükemmel durumda. Öbür dünyaya güven içinde gidebilmesi için çok iyi hazırlanmış olduğu görülüyor. Muazzam bir örnek. Ama bugünlerde eski Mısır bilimcileri artık mumyaları çözmüyor. Onlara zarar vermemek için saygıyla kumaşlarının içinde bırakıyorlar. Onun mükemmel mumyalanma durumuna bakarak Doktor Havas bu muazzam mumyayı sonsuza dek korunması için tabutuna geri konmasına karar veriyor. Eski Mısır inanışlarına göre ölen kişi Osiris'in mahkemesinden geçip kalbini tarttırıp sonunda cennete girerdi. Ama artık orada sazlık tarlalarında yanı başında tanrılarla beraber nihayet sonsuza kadar mutlu bir şekilde yaşayabilirdi. Mısırlılar ölmüşleri için cennetin bir haritasını bile çıkarmışlardı. Ünlü Aru, kamış tarlası ya da sunaklar tarlası ölmüşlere sonsuza kadar hediyelerin sunulduğu, su ve yiyeceğe ulaşabildikleri yer. Sonsuz bir bolluk. Bu eski Mısırlıların nihai hedefiydi. Ve ölüme neden bu kadar özenle hazırlandıklarını da açıklıyor. İşçiler son 6 ay boyunca kullandıkları ekipmanlarını toplarken, kraliçenin tapınağının dibinde halen kazıya devam edenler, son bir beklenmedik buluş daha yapıyorlar. Topraktan yapılmış antropoid bir tabut.
Ustabaşı ve Doktor Essam çağrılıyor. Doktor. Bir tabut bulduk. Son sıra dışı tabut az önce gün ışığına çıkarıldı. Yavaş yavaş tabutun üzerindeki yüz ortaya çıkmaya başlıyor. Çok güzel, çok güzel. Çok hoş bir hanımefendiyi temizliyoruz. Şaşkınlık yaratacak bir keşif. Bugüne kadar bulduğumuz tabutların aksine bu derinlerde bir mezar odasında değil, hemen kumun içinde gömülü bir şekilde bulundu. Bu harika bir keşif. Bir mezar odasına gömülmek istememiş olmalı. Herkes mezar odasına gömülü. Belki o önemli bir hanımefendi çünkü bu pahalı bir çömlekçilik işi. Güzel bir yüzü varmış. Kalıbı çok güzel çıkarılmış. Peruğu. Elleri. Bu eşsiz. Bunları daha önce bulduğumuz mumyalarda hiçbir zaman görememiştik. Bu da bize Mısır'ın kumlarının ne kadar çok sır sakladığını gösteriyor. Bu sezonun son sırrı olabilir. Bu son keşif de ekip için birçok soru işareti doğuruyor. İnceleme yapmak üzere Doktor Afaf geliyor. Bu çok farklı tabut hakkında daha fazla bilgi istiyor. Her detayı inceliyor. O ve Doktor Essam tabutun alışılmamış yerini anlamaya çalışıyorlar. Bu yeni krallık dönemi kadını neden Sakkara'da kuma gömülüydü? Gördüğünüz gibi tabutun göğüs bölgesinde kolye var ve kollarını yine göğüs hizasında çapraz yapmış. Bu kesinlikle yeni krallık döneminden. Evet, kesinlikle bu öyle. Ve aslına bakarsanız gömülmek için burayı seçmiş olması bize Kraliçe Nehit'i, bu piramidin sahibini çok önemsediğini gösteriyor. Üçüncü tapınağın girişini tıkayan moloz yığının içinde bir yol açtık. Sonra tabutu buraya gömdüklerini gördük. Ve sonrasında etrafını doldurmuşlar ve çok ince kumla kapatmışlar. İşte tam olarak bu yüzden bu kadar iyi durumda bulduk. Kum yüzünden. Kum tabutu korumuş. Bu çok iyi bir yöntem. Bu kadın, Zayihavas'ın yakın zamanda bulduğu kraliçeye, Kral Teti'nin üçüncü karısına yakın bir yere gömülmek istemiş. Ekip tabutu sağlamlaştırmak için canla başla çalışıyor. Güneşten etkilenmemesi için yine kumla üstü örtülüyor. Doktor Afaf tabutu açıp mumyayı incelemek için sabırsızlanıyor. Ama zaman az ve sağlamlaştırılmış olmasına rağmen tabut taşınabilecek durumda değil. Kazı artık bitmeli ve bu topraktan yapılmış olan tabutu hareket ettirmek çok riskli. Bu yüzden bulunduğu yerde yani kuma gömülü şekilde Kraliçe Nehit'in yanında bırakılmasına karar veriliyor. Gerçekten bu kadına saygı göstermek istiyorum. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Bu yüzden tabutu aynı bulduğumuz gibi kuma gömülü bir şekilde bırakmaya karar verdim. Böylece hala Kraliçe Nehit'in yanında gömülü kalabilecek. Teti piramidinin dibindeki kazı alanı keşfedilmek için bekleyen kalıntılarla dolup taşıyor. Ama artık kazı mevsiminin sonuna gelindi. Ekibin alanı boşaltması gerek. Altı aylık kazı süresince bazıları dünya medyasının da ilgisini çeken toplam 290 tabut bulundu. Beşi arkeologlar tarafından kazılmış tam 57 mezar odası ortaya çıkarıldı. Eski Mısırlılar için ölümden sonra hayatın önemini gösteren yüzlerce keşif. Şimdi gözlerimi kapasam, 3000 yıl geriye gitsem, atölyeleri, mumyalamayı, cenaze törenlerini, mezar odalarının kilitlenişini görebilirim. Hepsi
ölümden sonraki yaşama duyulan inancı gösterir. Kazılar yeni krallıktan önemli bir şahsiyete ait olduğu kesin olan 40 tonluk bir lahidi gün ışığına çıkardı. Bulunan çok sayıdaki kadın tabutu sayesinde eski Mısır'da doğum sırasında anne ölüm oranının ne kadar yüksek olduğu öğrenildi. Ama bu kazının en ilgi çekici noktası eski Mısır bilimi tarihinde yeni bir sayfa açılmış olmasıydı. Yeni bir kraliçe keşfedildi. 6. hanedanın ilk firavunu, 1. Teti'nin 3. eşi. Bir kralla sonradan kraliçe Nehit olan halktan bir kızın gerçek aşkının hikayesi. Zayi Havas, gelecek yıl onu yeni bir kazı sezonunun beklediğini biliyor. Giza'nın harikalarından sadece bir taş atımı mesafede, Sakkara'nın kumları, firavunların Mısır'ın hazinelerinin üzerinden dökülüyor.